tarafta küçük bir azınlığın kendine cennetler yarattığı, diğer tarafta milyarlarca insanın cehennemin en gerçeğini yaşadığı bir dünya. İnsanlık adeta barbarlık kuyusunda debeleniyor. Bu kuyunun adı kapitalizmdir. Bir tarafta işsizlik, yoksulluk, açlık ve sefalet koşullarında yaşam kavgası veren milyarlar, öte tarafta baş döndürücü, akıl almaz bir zenginliği elinde tutan bir avuç sömürücü kapitalist. Milyarların sefaletiyle kapitalistlerin serveti aynı anda artıyor. Yaşlanmış, her yanından tel tel dökülen kapitalist sömürü düzeninde sınıfsal çelişkiler keskinleşiyor. Toplumsal eşitsizlik akıl almaz sınırlara ulaşmış durumda. Sadece son bir yılda, üstelik de salgın sürecinde süper zenginlerin serveti tam 4 trilyon dolar artarak 12 trilyon dolara çıktı. 4 trilyonu zihnimizde canlandırmak zor. Şöyle somutlayabiliriz mesela. 4 trilyon, Türkiye'nin bir yıllık gelirinin 5 katıdır. 2.365 kişinin 12 trilyon dolara varan serveti, dünya nüfusunun %80'inin yani 6,5 milyar insanın toplam zenginliğinden fazla. Yani terazinin bir tarafında 2.365 kişi, öte tarafta ise tam 6,5 milyar insan var. Bu akıl almaz eşitsizliği yaratan sistemin adı kapitalizmdir. İngiliz iş adamı Richard Branson'ın hayalleri gerçek oldu. Branson, sahibi olduğu Virgin Galactic'in uzay aracıyla 11 Temmuz pazar günü uzaya kısa bir yolculuk yaptı. Böylece 70 yaşındaki Branson, yeni uzay turizmi macerasında uzaya giden ilk milyarder oldu. Rakibi Jeff Bezos'tan sadece 9 gün önce. Bir avuç asalak lüks ve şatafat içinde yüzerken milyarlarca insan eğitim, sağlık, gıda gibi en temel ihtiyaçlara dahi ulaşamıyor. Dünya genelinde 2 milyar insan günde 1,90 ila 3,20 dolar arasında bir gelirle yaşam savaşı veriyor. 5 yaşın altında 11 milyon çocuk açlıktan ölme tehlikesiyle karşı karşıya. 3 milyar insan ellerini yıkamak için temiz su ve sabuna dahi ulaşamıyor. Türkiye'de de eşitsizlik ve yoksulluk giderek büyüyor. Türkiye, iş gücüne dahil olmayan nüfusta ve işsizlikte, toplumsal gelir eşitsizliğinde, iş cinayetlerinde ve yüksek enflasyonda Avrupa birinciliğini elinde tutuyor. En zengin %10'luk kesimin toplam gelirden aldığı pay %32,5 iken, en yoksul %10'luk kesimin aldığı pay yalnızca %2,2. En yukarıdaki %5'lik kesim ile en alttaki %5'lik kesim arasındaki gelir farkı salgın döneminde 23 kattan 30 kata çıktı. Böylesine bir eşitsizlik uçurumu aklın ve vicdanın kabul edebileceği bir şey değildir. Teknolojinin muazzam bir ilerleme kaydettiği 21. yüzyılda milyarlarca insanın açlık ve yoksulluk içinde kıvranmasının sebebi teknik olanaksızlıklar değil, bütün imkanların ve zenginliğin bir avuç kapitalistin elinde toplanmış olmasıdır. Eşitsizliğin, adaletsizliğin bu denli büyümesi beraberinde emekçilerin, yoksulların haklı tepkisini getiriyor. Gençler, işçiler, emekçi kadınlar dünyanın her yerinde meydanlara çıkıyorlar, artık yeter diye haykırıyorlar.
Hiç kuşku yok ki giderek büyüyen kahrolsun kapitalizm seslerini bastırmaya egemenlerin gücü yetmeyecek. İnsanlığın geleceği için kapitalizm yıkılmak zorundadır.